Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün sizlere tarih hakkında bazı şeyler konuşmak istiyorum. Takipçim Mehmet Bey bana bir video önerisi göndermişti. O videoyu izleyince eskiden izlemiş olduğum videoyu hatırladım. Bu video Oktay Sinanoğlu'nun bir videosuydu. Oktay Sinanoğlu kimdir diyenler için dünyaca ünlü bir bilim adamımızdır. Kendisi 1935 yılında İtalya'da doğmuştur. Bir diplomatın oğludur ama Ankaralıdır. Ankara'da ilk öğretim, ortaokul ve lise eğitimlerini aldıktan sonra Amerika'da üniversiteye gitmiştir. Büyük bir bilim adamıdır. Bunu birçoğumuz bilmez. Ben de bilmiyordum. Bu kişiyi köşe yazılarından fotoğrafını hatırlıyordum ama hiç yazılarını o zamanlar gençken büyük ihtimal ilgimi çekip okumamıştım. Oktay Sinanoğlu'nun halbuki dünyaca ünlü bir bilim adamı. Dört dalda çalışmış, Nobel'e aday gösterilmiş ve dünyanın en genç profesörü unvanını taşıyan bilim adamı. Çok mütevazi birisi, kendisini övmeyen, ben demeyen, biz diyen, milli ve yerli birisi olduğunu bu yaşımda yeni öğrendim. Bu benim ayıbımdır diye düşünüyorum. Halbuki ben o kişiyi yıllar öncesinden tanıdığım halde demek ki bir şekilde ilgimi çekip yazılarını okumamışım. Bu benim büyük ayıbım olarak görüyorum. Kendisi 2015 yılında vefat etmiş. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Türk dili için hiçbir partiyi savunmadan veya yandaşlığını yapmadan fikirlerini savunmuş. Eski videoları hala daha YouTube'da geziyor. Tavsiye ederim, dinleyin. Çok şeyler alacağınızı ve ufkunuzun açılacağını inanıyorum. Çünkü benim bir şekilde ufkumu açtı. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Öyle anlaşılır bir dille anlatıyor ki. Halkın anlayacağı dilden anlatıyor, içten anlatıyor, duygularıyla anlatıyor inandıklarını. Yeri geliyor, sevecen bir tavır alıyor duygularıyla. Yeri geliyor, öfkeleniyor, her şeyi içten yapıyor. Yani çocuk mizaçlı, insan mizaçlı birisi. Ama maalesef biz insanlar öldükten sonra kıymetini anlarız. Bu da onlardan bir tanesi. Ben öyle olduğunu en azından benim için düşünüyorum. Tarih hakkında bize söylenen yalanları açık açık hiç korkmadan büyük bir cesaretle yıllarca dile getirmiş. Satılmış medya bunları yayınlamamış. Satılmış basım evleri yayınlamamış. Kitaplarını Türk dili hakkında, Türk tarihi hakkında çok yazılar yazmış birisi. Kısaca genel olarak anlatmak gerekirse. İzlediğim videoda tarihimizin 1945 yılında bağımsızlığımızın nasıl bittiğini anlatıyor. Şimdiki çektiklerimizin bütün suçlusunun İsmet İnönü olduğunu söylüyor. Çünkü 1945 yılında İsmet İnönü Atatürk'ün ölümünden 9 yıl sonra bütün ülkenin anahtarını gizli anlaşma, ikili anlaşma ile Amerika'ya teslim etmiş. Biz sömürgeden daha kötü olmuşuz. Eğitimimizi teslim etmiş ve İnönü'nün bir kahraman, Kurtuluş Savaşı kahramanı olmadığını söylüyor. İnönü cephesine savaş bittikten sonra geldiğini söylüyor. İstanbul'daymış ve Amerikan mandacılığını savunan birisi olduğunu tekrar tekrar farklı videolarda, farklı programlarda dile getirmiş. Geçenlerde Cevizoğlu da CNN'de benzer şeyleri söyledi İnönü hakkında. İnönü Atatürk öldükten sonra Kürt politikası uygulamıştır. Kendi politikalarını Atatürk'e ters politikaları uygulamıştır dedi. Yani artık yeni yeni gerçek tarihimizi konuşmaya başladık diye düşünmekteyim. 1945 yılında Oktay Sinanoğlu meclisin karşısında oturduklarını, yeni yapıldığı için o meclisin her şeyi gördüğünü ve oraya Amerikalılar için bir karargah yapıldığını, meclis bahçesine Amerikalı askerlerin mecliste ve Ankara'da cirit attığını bizlere bu videosunda anlatıyor. Yani o zaman ben ilkokula gidiyordum diyor ve biz 2. Dünya Savaşı'na katılmadığımız halde bir ülkenin başkenti nasıl işgal edilir diye düşünmüştüm diyor. Ve yıllar geçtikten sonra da elbette bunun tek suçlusunun İsmet İnönü olduğunu söylüyor. Ve bizim eğitimimizi de ne hale getirdiler? Tarzanca eğitim vererek sıradan insanları kotalarla sınavlarda o
okumalarına engel olarak diyor. Bu eğitim sisteminin sahte aydınlar yetiştirdiğini, beyin yıkandığını, kilit yerlere dispiratörler yetiştirildiğini ya ülkenin üretimden vazgeçirildiğini vesaireyi vesaire ayrıntılı olarak anlatıyor. Ben bunların hepsini anlatamayacağım. Onun videosunu YouTube'dan sizlerin bulup dinlemesini istiyorum. En çok savaş verdiği ise Türkçeyi yaşatmak için savaş vermiş. İngilizce tabelaları veya İngilizce alfabeyle yazılan bütün isimlere karşı kendisinin mücadele ettiğini, bunu bütün Anadolu'da seminerlerle dolaşarak anlattığını, kitaplar yazdığını, köşe yazıları yazdığını, mücadele ettiğini anlatıyor. Ve diyor ki bir ülkeyi işgal etmek için önce dili yok edilir, sonra ülke işgal edilir diyor. Yani bu beyinlerde işgal edilir. En kötüsü de budur diyor. Sömürge olmaktan daha kötü olan budur. Sizi olduğu gibi yeryüzünden siliyorlar diyor. İnönü'nün Atatürk'ün politikalarına tam ters politikalar uyguladığını, bunu bir örnekle anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk ilk Anadolu'da ziyaretini ülkemiz Cumhuriyet kurulduktan sonra Çanakkale'de görev yaptığı için Çanakkale şehrini yapıyor. Konuşmak için kürsüye geliyor ve bakıyor ki şehirde bulunan tabelaların hepsi de yabancı dilde yazılmış, yabancı alfabelerle yazılmış tabelalar. Nicol'un meyhanesi, Johnson'un kıraathanesi, şimdi ben bunları biraz abartıyorum. Bunun gibi bu tabelaları gördükten sonra Atatürk konuşmadan Çanakkale'yi terk edip Ankara'ya geri dönüyor. Dilimizin değişmesinden dolayı şimdi Türk devletleri ile biz Türkçe iletişim kuramıyoruz. Ama iyi tarafı şu ki Rusya da aynı o Türk devletlerini dil olarak yok etmeye çalışmış. Batı da öyle yapmış ama onların unuttuklarını biz sahibiz. Bizim unuttuklarımızı da onlar sahip. Şimdi bunları birleştirirsek Türkçemizi geri kazanabiliriz diyor. Ve Türk dilinin ne kadar bilimsel bir dil olduğunu, matematiksel bir dil olduğunu, bunu kendisinin sadece söylemediğini, özellikle bilgisayar yazılımlarında kodlamalarda çok iyi olduğunu, böyle bir dilin olmadığını, aynı kökten birçok kelime türetildiğini, türetilebildiğini, İngilizcenin böyle olmadığını, İngilizcenin dünya dili olmadığını, Fransızcanın da olmadığını, Rusçanın da olmadığını söylüyor. Dünya dili diye bir kavram yoktur diyor. Cezayir'e gidin, Cezayirliler Fransızcanın dünya dili olduğunu sanırlar. Rusya'ya gidin, Türk devletleri Rusya'nın, daha doğrusu Sovyetler Birliği'ndeki devletler Rusya'nın dünya dili olduğunu sanırlar. Ve bizler de İngilizcenin dünya dili olduğunu sanıyoruz. Bizi hep uyutmuşlar, beyinlerimizi ele geçirmişler diyor. Osmanlıca da Türkçedir diyor. Şimdiki konuştuğumuz Türkçe de Türkçedir diyor. Bunları öbürüne tul kaka diyerek bizi unutturmuşlar diyor. İşte böyle yapıyorlar. Atatürk'ün ölümünden sonra anahtar teslimi yapan İnönü Amerikalılara kolejler açmasını hemen müsaade etmiş. Bu kolejleri yasaklayan Atatürk olduğu halde bu ölür ölmez kolejlerin açılmasını müsaade etmiş. Eskiden kolej misyonerlik okulu demekti. Şimdi başka anlamlar yüklediler. Beynimizi yıkıyorlar gibisince sözler söylüyor. Özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yetişenlerin sahte aydınlar olduğunu söylüyor. Ve böyle olunca da sadece dile saldırmadılar, dine saldırdılar, kültüre saldırdılar, alışkanlıklarımıza, her şeyimize saldırdılar diyor. Aslında dünyada küresel bir krallık sistemi olduğunu belirtiyor. Bunları ise kendisinin bir saptaması olduğunda özellikle ilave ediyor. Videolarında bunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Her şeyi ben size anlatmak isterdim ama bazı şeyleri atlamak zorunda kalacağım. Diğer türlü bu videom çok uzun olacak. Eskiden ben de hatırlarım, hükümetler kurulduğunda gazetelerde boy boy yazardı yeni bakanlar. Bakan ismi, soy ismi, şu 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 bakanı ve şu 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 üniversite mezunu, özellikle ODTÜ'yü belirtiyor ve sonra da İngilizce biliyor diyor. İngilizce bilerek nasıl bakan olunabildiğini söylüyor. Hiç kimse o işin ehli olup olmadığını sorgulamıyor, dil bilmesine bakıyor. Buna bakarsanız tercümanlar da biliyor dildi. Onları da bakan yapalım diyor. Bizim dilimizi, resmi dilimizi İngilizce yapmak istiyorlar diyor.
Bunun gibi bir sürü sanatçı aydın tırnak içinde yetiştirildi. Bunları hepiniz düşünürseniz bulursunuz. Ben isim vererek bunların hedefi haline gelmek istemiyorum. Ve şimdiki küresel krallığının ise ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Adını parlamento demişler diyor. Boş lafların edildiği yer demektir diyor. Oxford demek, öküz kalesi demek diyor. Ve Amerika'nın taktiklerini anlatıyor. Zaten o zaman FETÖ olmadığı halde, bilinmediği halde bize FETÖ'yü anlatmış. Bizi çok acı günler beklediğini söylüyor 2000'li yıllarda. Hem de çok yakında diyor. Sanki darbe girişimini biliyormuş gibi. Şimdiki misyonerlik faaliyetlerinin nasıl yapıldığını, Korelilerin neden buraya ülkeyi gönderildiğini vesaireyi vesaireyi anlatıyor bizlere. Ve ben Oktay Sinanoğlu'nda bir nebze kendimi karşılaştırmak için onunla yapmıyorum. Elbette ben onun yanına bile varamam ama bizim bir ortak yanımız var. İkimiz de yurt dışında yaşamışız. Ülkemizden kopmamışız. O yüzden kendimi onunla özleştiriyorum bazı konularda. Yerli ve milli kalabilmiş bu kişi ve ülkesi için mücadele etmiş bütün ömrü boyunca. Burada nereye getireceğim lafı? Bizler bütün yurt dışında yaşayanları toptan ön yargılı yaklaşarak hepsini Türkiye düşmanı, Türkiye karşıtı gibi görüyoruz. Artık bu toptancılıktan bizim vazgeçmemiz lazım. Çünkü bu davranışlar, bakışlar, imalar benim de başıma geliyor zaman zaman. Oktay Sinan diyor ki ülkemizi işgal ediyorlar. Araştırın yüzde kaçı topraklarımız satılmış diyorlar. En son satılacak şey topraktır diyor. Toprak gitti mi vatan da gider diyor. Özelleştirme ile her şeyi verdiler diyor. Ve programda Atatürkçüyüm diye karşısında olan konuşan kimseyi de azarlıyor. Osmanlı'yı küfretmekle hiçbir şey kazanamaz. Onlar da bizim atamız, Atatürk de bizim atamız, Selçuklu da bizim atamız, Oğuzlar da bizim atamız diyor. İyisiyle, kötüsüyle. Tam da diyor o emperyalistlerin istediğini yapıyorsun. Emperyalistler sağcı solcu, dindar gerici, modern, Atatürkçü diyerek bizleri ayırttılar. Biz bunlarla uğraşırken malı götürdüler diyor. Ülkenin içini boşalttılar diyor. Çok güzel beyniniz yıkanmış diyor. Çok kötü, çok acı günler bekliyor bizi diyor 2013 yılında. Hem de çok yakında diyor. Kendisi 2015 yılında vefat etmiş. Hepiniz de biliyorsunuz 2016 yılında da darbe girişimi yapıldı ülkemizde. Bir gün Alman bir bilim adamı bana diyor. Oktay, siz Türklerin ne muazzam bir tarihiniz var. Neden bu hale düştünüz? Nasıl anahtarı teslim ettiniz bu emperyalistlere diye soru sormuş. Tabii esprili olarak cevap veren Oktay Bey rahmetli, ben teslim etmedim anahtarı diyor. İnönü teslim etti diyor. Ve İnönü'yü bu hale gelmemizin baş sorumlusu olarak ilan ediyor. O yıllarda programlarda yaptığı konuşmalarda. İnönü'yü bir mermi atmadan nasıl ülkemizi teslim ettiğini söylüyor. Çok acı şeyler söylüyor ve bizi de diyor ki biz halkı başka şeylerle meşgul ederek ülkemizi ele geçiriyorlar, ele geçirmeye çalışıyorlar, bizi tarihten yok etmeye çalışıyorlar. Bunları dinleyince çok üzüldüm. Hakikaten eski programlar olduğu halde sanki bugünleri o zaman nasıl görebildiğini Oktay Bey'in hayret etti. Demek ki dışarıdan bazı şeyler daha net görünüyor ve ben de bazı şeyleri dışarıdan Türkiye'deki olanları daha net görebiliyorum. Belki de sebebi budur. Bunları dinleyince hem çok üzüldüm hem de nasıl bir badire atlattığımızı, nasıl ucuz atlattığımızı, ucuz yırttığımızı anladım 2016'daki Temmuz darbe girişiminde. Ve şimdiki muhalefeti ne kadar aciz, ne kadar FETÖ'ye çalıştığını da daha iyi görebiliyorum, anlayabiliyorum. Şu arkamda gördüğünüz televizyondan. Böyle bir sohbet videosu yapmak istedim sizlere. Oktay Sinanoğlu'nun ismini aklınıza kazıyın diyorum. Muhakkak kitaplarını alın, okuyun. Benim daha da ilgim arttı. Ne kadar video varsa YouTube'da onları aradım. Birçoğunu dinledim. Daha birçoğu var dinleyemediğim. Bunlar kitaplarının bir özetidir elbette. Bir fragman olarak görüyorum onları. Anlatamadıkları da vardır. Ama başlıklar halinde çok şeyler anlatmış Oktay Bey. Ruhu şad olsun diyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum. Hoşça kalın.